Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar eşkenar dörtgen ve delta konusundaki ÖSYM tadında sorular iki testin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında çözümlere başlayalım. ABCD kare ve karenin bir kenarı 5 mi verilmiş? Hemen 5'i yazalım ve sonra da CDF e, eşkenar dörtgen. Bu eşkenar dörtgense eşkenar dörtgenin bir kenarı da 5 yaptı. 5, 5, şurası da 5 yapacak. Arkadaşlar şurası 90 derece değil mi? Çünkü niye? Şu karşılık kenarlar birbirine paralel. Burası 90 Z'den dolayı 90'dır. E burada ne çıktı arkadaşlar? 3 var 5 var. Buradaki dik üçgenden dolayı 3 üç, 4 5 üçgendir burası. Şunun da tamamı 5 olduğundan dolayı x artı 4 eşittir 5 ise x'i de buradan 1 olarak buluruz. Evet birinci soru balık kesir çıktı. Geldik ikinci soruya. Şekil 1'deki eşkenar dörtgen biçimindeki kumaş gösterildiği üzere 4 eş parçaya şeklinde kesilip birbirine dikildiğinde şekil 2'de şekil 2 elde ediliyor. Buna göre şekil 2'deki beyaz bölümün tamamlanması için ihtiyaç duyulan kumaş şekil 1'in kaçta kaçıdır diye soruluyor. Yani şunun alanı beyazın alanını bunun alanına böleceğiz. Kaçta kaçıdır diye soruluyor. Şimdi kaçta kaçıdır diye sorulduğu için 4 eş parçaya böldüğünde şu kenarlara 1 1 1 1 diyelim isterseniz. Uzun kenarda ne oluyor? Eşkenar dörtgen olduğundan 4 oluyor. Sonra 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 sonra. Hocam burası 1 bir birim. Burası 4 birim. Burası 1 birim. Burası 4 birim. 1 birim 1 birim. O zaman burası 2 yaptı. Burası da 2 yaptı. Burası da 4 yaptı. Arkadaşlar şuradaki açı alfa dersek bir tane paraya kenardaki küçük açı alfa, küçük açı alfa. E o zaman bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bunların alanları oranı isteniyor. Arkadaşlar belli zaten de iki tabanında ve dört kenarında. E, bu dört tabanında iki kenarında. Yani biri 1 bölü 2 olduğu belli de ispatını yapayım isterseniz. Bu alfaya bunun alanını şöyle diyecek olursam şuradan dik çizecek olursam taban çarpı yükseklik. E bunun da yine taban çarpı yükseklik. Buradan da dik çizecek olursam. Alfa olduğundan burası 4 ya. Alfa 90 burası beta. Alfa 90 burası beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Benzerlik oranı kaç? Burada 90'ın karşısı 4. Burada da 90'ın karşısı 4. He, o zaman alfanın karşısı h da alfanın karşısı h'tır. O zaman beyaz alan ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı h bölü şu eşkenar dörtgenin alanı Taban çarpı yükseklik 4 çarpı h bölü haçlar sadeleşti. 2 bölü 4'ten cevap ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 2 yaptı. Evet güzel bir soru. İkinci soru böylelikle edremit oldu. Geldik üçüncü soruya. Ecb 5 cm açıktaki pergelin sivri ucunu ABCD eşkenar dörtgenin BC kenar üzerine koyup bir yay çizdiğinde yay BC noktalarından geçiyor. Bu da bir eşkenar dörtgen mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bir yay çizmiş. 5 santimetre. Arkadaşlar şu çizmiş. Yarı çap uzunluğu. Bu da yarı çap uzunluğu. Bu da yarı çap uzunluğu. Hatta şu da yarı çap uzunluğu değil mi? Evet. Hocam bu da 5 birim, bu da 5 birim, bu da 5 birim. Ee, bir kenar kaç? 10. Bir kenar 10 olduğundan burası 6. Ne çıktı burada karşımıza? 1, 2, 3. Muhteşem şu çıktı arkadaşlar. Şu, şu, şu eşit. Zaten bizden eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Taban çarptı bana ait değil midir? Hop, şunu şöyle çizersem. Burası 90 derece olur mu? Olur. 6 var, 10 var. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden. 8 çıktı yüksekliğimiz. Eşkenar dörtgenin alanında ne yapar o zaman? tabanımız 10 iken yüksekliğimiz 8. 10 çarpı 8'den 80'e eşit olur. Yani cevabımız böylelikle 3. soruda denizli yapar. Geldik 4'e. Taban açısı 77 olan özdeş 3. İkiz kenar üçgen bu şekilde konulmuş. Sonra böyle şuradaki açı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar burası 77 derece ise burası da 77 derece. 77 77 kaç yapıyor? 154 yapıyor. 180'den çıkartırsak kaç yapıyor arkadaşlar? 180'den 154 çıkartırsak 26 mi yapıyor? Evet. 26. Burası 26. Burası 26. Burası 26. 26'dan 3 tanesi. 6 kere 3. 18. Ee, ondan sonra 3 kere 2. 6. 78 mi yaptı burası? Evet. Burası 78 yaptı. Bakın. Şurası 26. Bu eşkenar dörtgen miydi arkadaşlar? Evet. Eşkenar dörtgende bu köşegen açı ortay değil midir? Evet. E ben şuradaki açı ortay nokta açılarını da bulabilirim aslında. Noktaya nokta. Hocam burası da nokta. Burası da nokta olur. E, hocam burası 78 ise buradaki açı da 180'e tamamlayan açısı 102 derece değil midir? 102'yi 2'ye böldüğümüzde bunlar da 51 derece 51 derece yapar. Hatta burası da 51 yapar. E bizden x isteniyor. 26, 51 ve x'in toplamı kaç yapacaktır? 180 yapacaktır. İkisinin toplamı 77 yaptı. E, x de buradan 180 eksi 77'den kaç yapıyor arkadaşlar? 103 derece yapar. Evet cevabımız böylelikle 103 çıktı. Dördüncü soru Cihan oldu. Geldik 5'e. Aşağıda ABCD dörtgeni biçimindeki uçurtma ve çıtaları gösterilmiştir. Köşegenler dışındaki çıtaların birer ucu kenarların orta noktalarına, uçurtmanın kuyruğu AC simetri eksenine sabitlenmiştir. Evet bunlar orta noktalarmış arkadaşlar. Şöyle orta nokta. Bunlar da orta noktaymış. Şöyle eşitleri gösterelim arkadaşlar. Sonra devam edelim. G ve G üstü BD köşegenin uçurtma yüzeyine ayırdı. iki üçgenin ağırlık merkezleri olduğuna göre. Aa, şu ağırlık merkeziymiş arkadaşlar. Bu da ağırlık merkezi. Gençler bak burada ne yapabiliriz? Bu ağırlık merkezi ya. Buradan çizdiğin kenar ortaya ağırlık merkezinden geçer. Yani bu doğrusal olur. Hatta bu da aynı şekilde doğrusal olmak zorunda. Beşgen burası kaç yaptı? 10 yaptı. Beşgen burası da 10 yaptım yaptı. E aynı şey madem bu kenar ortay ağırlık merkezinden geçen de kenar ortay olacak. Doğrusal olacak. Bu da aynı şekilde doğrusal olacak. E hocam bu doğrusal bu doğrusal 4 kökü ise burası 8 kökü yaptı. Burası da 8 kökü yaptı mı yaptı. Hocam 90'da da kullanalım yani burası da 90. 8 kökü 8 kökü 16 yapar. Bu arada köşegenler dik kesir ve şu da iki eş parçaya böler mi arkadaşlar? Böler. 8 kökünün kök katından o dolayı 16 yani bunlar da 8'er birim yaptı. E 8 8 ise 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgenden 6 çıktı burası. E 6 ise burası da kaç yaptı? Ağırlık merkezinden dolayı 1'e 2'den dolayı 12 yaptı. Hocam 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oldu burada. Ya da e, burada ne çıktı arkadaşlar? X kenar dik üçgen ya. Burası direkt 45-45 diyebilirsiniz. 45-90 ise burası da 45 deyip 8 ise buraya da 8 diyebilirsiniz. 8 ise burası da kaç yapar? 16 yapar. Bizden ne isteniyor? Uçurtma yüzeyinin alanı. E köşegenleri bulduk. Köşegenler çarpımının yarısı değil midir? Evet. Bir köşegen 16 çarpı. Diğer köşegen 18 artı 24. 18 ile 24'ün toplamı kaç yapıyor? 40 yapıyor. 16 çarpı 42 bölü 2 yapar arkadaşlar. Şunlar sadeleşsin. 8 olsun. alan. 8 ile 42'nin çarpımı 8 kere 2 16. 4 kere 8 32. 33 yani 336 yapar arkadaşlar cevabımız. Böylelikle kaçıncı soru? 5 sorunun cevabı C. Han çıktı. Ve ÖSYM adında sorular 2'nin de çözümünü yapmış bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM adında sorular 3 testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.